Herkese merhabalar bugün kişisel verileri koruma kanunu ele alacağız bildiğiniz üzere 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu 7 Nisan 2016 tarih resmi gazete yayınlanmıştı süreler uzadı 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 ta ki 31 Aralık 2021'e kadar Peki 31 Aralık 2021'e kadar Kimlere hangi sorumlulukları getiriyor? Bugün bu konuları ele alacağız. Yanımızda çok değerli konunun uzmanı var. Ali Selman Elver. Ali Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Cemil Bey. Teşekkür ederim. Ee, bize kendinizi tanıtır mısınız kısaca? Ben Ali Selman Elver. Kişisel verileri koruma uzmanıyım. Aynı zamanda kişisel verilerin bir e, diğer ayağı olan e, bilişim süreci var. Bilişim sürecinde de e, adli bilişim uzmanıyım, siber güvenlik de uzmanlık alanlarım var. Bununla ilgili biz iki yıldır çalışıyoruz. Kişisel verileri koruma uzmanlığı alanında. Bilişim sektörüyle çok şey değil bir kesiyorum ama bilişim sektörüyle çok iç içe şey değil mi aslında bu kişisel verileri? Evet tabii şimdi biz kişisel verileri şöyle değerlendiriyoruz. Üç ana üyesi var kişisel verilerin. Birincisi hukuk İkincisi bilişim. Üçüncüsü de süreç yönetimi. Yani üçü birbiriyle bir bütün. E, mutlaka üçünün bir arada olması gerekiyor. Bunu ilerleyen e, dakikalarda anlatacağız zaten. E, o yüzden yapılan işin hukuka uygun olması gerekiyor. Yapılan iş ve hizmetlerin... E, ...özellikle bilişim ayağının ki zaten yasanın çıkma nedeni de... E, ...bilgi teknolojisinin bu kadar hızlı ilerlemesi... Veri ihlallerinin meydana gelmesi e, ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bu hususları yapılması gerektiği ile ilgili gerekli direktifler uygulamasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yüzden bilişim çok önemli evet. ve e, biz aslında süreç yöneticisiyiz, Kişisel verileri koruma uzmanı olarak tüm süreci yönetiyoruz. Bizim talimatlarımızla e, bilişimci arkadaşlarımızın hangi tedbirleri alması gerektiği ilgili çalışmalar yapıyoruz. Biz arkadaşlarımıza ilgili firmadaki kişilere yasanın emrettiği hususları bildiriyoruz. Onlar da belirleyen sürede bu işlemleri şirketle ilgili zorunlulukları yerine getirmiş oluyorlar. Yani bilişimci arkadaşlarla da bir iş birliği içerisindesiniz. Aynı zamanda mali müşerlerle de tabii ki. Tabii şimdi şöyle biz, bir iş birliği içerisindesiniz. Tabii yani. doğru. Bir iş birliği şart kişisel verilerin yani mali müşavirlerle şöyle mali müşavirlerle çözüm ortaklığı yapıyoruz mali müşavirlerle. E bizim kendi bilişimci ekibimiz de var. Kendi hukuk ekibimiz de var. ancak biz ilgili firmaya işini yapmak üzere gittiğimiz zaman kendi bir bilişimcileri varsa o bilişimcili işbirliği de yapıyoruz. Çünkü o firmanın işini tanıyan kendi bilişimcileri. Tabii. Çünkü biz sonradan dahil olduğumuz zaman e, yolu kat etmek zor oluyor. Oldukça zor. E, belli bir zaman gerekiyor ama kendi bilişimcileri sistemi daha iyi bildikleri için o firmanın bilişim altyapısını, web sayfasını, ağ güvenliğini, e, kullanıcıları çok iyi tanıdığı için e, kendi bilişimcileriyle daha rahat işbirliğine gidebiliyoruz. Tabii siz hizmet verdiğiniz, şimdi yavaş yavaş konulara da giriyoruz arkadaşlar tabii. Şimdi siz hizmet verdiğiniz işletmeler için aynı zamanda hem o işletmenin bilişim uzmanlarıyla bir bir işbirliği içerisindeyseniz hem de mali müşterileriyle. Evet. aslında sizin yaptığınız işlemler ben biliyorum birçok şapkanız da var aslında hepsini tam anlatmanız bugün burada ama eee evet. mali kesişen çok işbirliği noktalarınız var anladığım kadarıyla. Hatta zaten şöyle bir sosyal mesaj da vereyim. Bizim iş alanımız o kadar geniş ki yelpazemiz. İşbirliği alanı olmayan sektör yok gibi bir şey. Yani evet. herhangi bir iş yer bir iş seçin. Mutlaka o biz orada bir yerde bir ayağımız vardır mutlaka. E, i̇ş güvenliği uzmanlığında da bu var. Kişisel veli koruma kanunu da evet. iş birlikçilerinizden biri de evet. mal müşerler tabii. Evet doğru. Şimdi ben mali müşavirlerle e, iç içeyim. E, onların e, onlarla çözüm ortaklığı elbette yapıyoruz. Onların bilgilendirilmesi e, konuya e, her ne kadar dahil olmasalar da mükellefleri çünkü bu hususla ilgili mali müşavirlere dönüş sağlıyor. Mali müşavirlerin de en doğru bilgiyi almaları gerekiyor. Bu konuda mali müşavirlerle her daim birlikteyiz. Onların etkinlikleri, seminerleri de ben katılıyorum. Gerekli eğitimler de veriyoruz. Mali müşavir doğru bilgilendirdiği zaman doğru bilgiyle doğru mükellefi bilgilendirdiği zaman geri dönüşler oluyor tabii. Biz o anlamda firmada öncelikle kişisel verilerle ilgili bir Altyapı çalışmaları yapıyoruz. Yani yasaya uyum olması açısından neler yapması gerektiğini, bu kanun neler getirdiğini gibi hususları tespit ediyoruz. Bu doğrultuda firma karar veriyor bu işi yapacağına ya da düşüneceğine dair. Ee, ...bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Peki bu ver biz, biz mali müşerler için biliyorsun... ...yani sürekli yeni beyannameler çıkıyor... ...içi içe olduğunuz için anlatıyorum... Evet, ...bir mali evet. müşer değilsiniz ama mali çok sıkı çalışmalar... ...içerisinde olduğunuz için söylüyorum. Dostan hem de sohbet ediyoruz evet. hem de böyle... ...dertleşiyoruz. Evet. Tabii her iş... ...her sektör... ...işletmeler için her yenilik bizi ilgilendiriyor. Kişisel verileri koruma kanunu da... ...bunlardan birisi. Peki şimdi yavaş yavaş konu içine gelelim. Gerçi ben soracaktım ilerleyen süreçte ama... Kişisel verileri koruma kanunu neden çıktı? Avrupa Birliği'nin bir dayatması mıdır? Olmazsa olmazı mıdır? Bu bizim ülkemize yapılan yabancı yatırımları etkileyen bir unsur mudur? Bunu biraz daha açarak yavaş yavaş konunun içine girelim. Evet. Şimdi e, Türkiye e, dünyadaki diğer ülkelerle çeşitli bilgi alışverişlerinde bulunuyor. Bu suçluların iadesi veya milli istihbarat faaliyetleri e, gibi bir takım e, faaliyetlerde bulunduğu için Türkiye e, o ülkelerin gözünde güvensiz ülkeler listesinde yer almaktaydı. Güvensiz ülkeler listesinde yer aldığı için e, Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne müracaatı aşamasında ki e, bu Avrupa'ya uyum çerçevesinde kriterlerden bir tanesiydi. Kişisel verilerin koruma kanunu'nun yürürlüğe girmesiydi. E, bu aşamada zaten e, bizim Türk Ceza Kanunu'nda özel hayatın gizliliği maddesi vardı. Ancak bu yeterli değildi. O bakımdan müstakil 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 2016 yılında daha öncesi de var tabii çalışma 2016 yılında yürürlüğe girdi. Şimdi tabii burada yabancı yatırımcılar arasında da sıkıntıydı bu. Yabancı yatırımcılar Türkiye böyle bir çalışmaya e, adım attığı için yabancı yabancı yatırımlar daha e, ılımlı bakmaya başladılar. Çünkü kişilerin verileri güvende. Çünkü Avrupa'da veya diğer dünya ülkelerinde bu yasa çeşitli şekillerde uygulanıyor. Türkiye'de de bunun uygulanması bizim için çok yararlı oldu. Yani Türkiye açısından çok yararlı olmuş oldu. Peki artık şunu söyleyebilir miyiz? Yani 6698 sayılı kanundan sonra daha doğrusu tam uygulamaya geçen firmalar var biliyoruz evet. ama son deadline 31.12.2021. Bu tarihten sonra şunu söyleyebilir misiniz peki? Yani bu kanunla kişisel veriler daha güvencede olacak mı? Şimdi e, Türkiye'deki sizin de bildiğiniz gibi birçok husus e, kanun maddeleri arasında kalıyor. Özellikle e, yasaların erteleme mantığı, denetleme mekanizmasının çok zayıf olması, ee, verilen cezaların zaman içerisinde affedilmesi, silinmesi veya işte farklı isimlerle e, adlandırılması gibi hususlar e, iş ve hizmet yapacak kişiyi e, biraz çekimser davranıyor. E, bu bakımdan kişi diyor ki nasıl olsa ben bunu yapmazsam iki gün sonra başka bir af gelecek veya bu olacak. Ya ben bunu yapmayayım ne kadar kar ediyorsam ee, o benim için yararlıdır diyor. Evet. Ee, dolayısıyla yasaya e, uyum sağlamakta insanlar e, tereddüt yaşıyorlar. ya da ben bu işi yapıyorum da ya benim komşum yapmıyor ben bu kadar zamandır bu kadar para verdim komşum yapmadı gibi hususlar tabi yasanın ilerlemesini engel oluyor. Şimdi e, bir diğer husus yabancıların konusuna gelince e, tabi bununla ilgili Türkiye'de birtakım siyasi ve politik Uygulamalar Türkiye'nin e, ekonomik anlamda yabancı yatırımcıya bakış açısı. E, bunlar farklı e, konular. Tabi bunu bilemiyorum. Tabi sadece kişisel veriler onların yatırım yapması için yeterli olur mu? Onu bilemiyorum tabii ki. E, umuyorum iyi olur diye düşünüyorum. Peki e, ummaktan öteye gidemiyoruz. Peki evet. şimdi yavaş yavaş konu içine gelelim Şimdi ver biz derken ben şimdi topu size atayım. Bu kişisel veriden e, kasıt ne? E, fiziki yazılı kağıtlarda mı geçerli? Yoksa sadece e, bilişim sistemine kayıtlı olan datalar mı geçerli? Berbis nedir? Yavaş yavaş konuya ben hiç araya girmeden size bırakayım. Siz bir anlatın. E, sorularım var çünkü içerisinde. Evet. Şimdi bir tanımları yapalım yani önce. Yasanın e, ikinci maddesi kapsam. Yani 6698 sayılı kanunun ikinci maddesi kapsam. Yasa diyor ki kişisel verileri otomatik olan yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle kaydeden gerçek ve tüzel kişileri kapsar diyor. Es verelim mi? Yani ben kağıt kalemlere yazsam da adını soyadını T'nin C'nin olsun bir personel listesi olabilir, müşteri listesi olabilir. Bu da bu kapsamda bilgisayar sistemine kaydetmem de bu kapsamda. Tabi. Doğru şimdi mu? Doğru. Şöyle e, otomatik olan yöntem tam bahsettiğiniz bilgisayar sistemi işte cep telefonuna kaydetmek bilgisayara kaydetmek ya da bir fabrikanın zaman saatine parmak basmak, göz okutmak eee Yahut da kart okutmak gibi. Ha Bunlar bir veri aslında. Tabii veri. Yani kişinin çünkü göz okutuyorsunuz. Kişinin biyometrik verilerini alıyorsunuz. Hmm, evet. Parmak izi yapıyorsunuz. Bunlar otomatik yöntemlerle kişisel evet. veri kaydetmek. Hmm. Hem de özel nitelikli kişisel veri kaydetmek. Doğru. Niteliği taşıyor. Ee, yani zaman saatleri. Bunlara biz insan eli değmeden kaydedilen sistemlere biz otomatik sistemler diyoruz. Hmm. Bunun haricinde olan manuel elle yazılan bir borç alacak defterine ya da bir telefon fihristine insanların e, kaydetmesi sonucunda da biz otomatik olmayan yöntemler, diğer yöntem diyoruz. Bu şekilde verileri kaydeden işletmelerin kanuna uyumlu olması gerekiyor. Yasaya uyumlu olması gerekiyor. Yasanın belli şartları var. Bu şartlara uygun olması gerekiyor tüm işletmelerin. O zaman kapsam çok genişledi şimdi. Tabii kapsam. Genişledi, yani Türkiye'de şöyle söyleyebilirim vergi numarası olan, vergi kimlik numarası olan esnaf olan diyeyim daha doğrusu herkesin fatura kesen herkesin kişisel veri işlediğini düşünüyorum ve bu anlamda herkesin bu uyum çalışmasını yapması gerekir. Şimdi bu uyum çalışmasının sonunda da uyum çalışmasının kademeleri var. Onlara değineceğiz. Evet. Ve sonunda da yaklaşık e, biz şöyle e, yapıyoruz. Ya, e, Kurum da şunu söylüyor. Kişisel verilerle ilgili çalışmayı diyor 90 günde yaparsın diyor. 3 ayda yaparsın diyor. Bir şirketle ilgili 90 günde. Buna biz aktif dönem diyoruz. Bu dönem içerisinde bu çalışmaları yapıyoruz. Bu 90 günün e, yaklaşık 70. gününde ya da 75. gününe doğru biz verbis bildirimi eğer bu işini yaptığımız uyum çalışmasının yaptığımız şirketin durumu verbis için zorunluysa verbis bildirimi yapıyoruz. Yani bakınız verbis bildirimi sonlara doğru yapılan bir işlem. O zamana kadar yapılan 13 kalem, ana kalem, 14 kalem iş ve hizmet var. Yani verbis bu işin yani verbis sistemi girmek bir, bu işin en sonu, en ayağı sonu ve özeti gibi bir şey en aslında. En sonu yani şöyle diyebiliriz. Beyanname düşünebiliriz. Yani evet. beyanname gibi gibi verbis yani e, veri sorumluluğu siciline beyan bir, veriyorsunuz. Evet. Verbisin e, kademelerini aşamalarını hangi e, verilerin kaydedildiğine değineceğiz. Şimdi verbise kayıt olmak demek aslında kişinin kendisini bağlaması demek. Yani kurumun internet sayfasına Kamuya açık bir alana siz verilerinizi kaydediyorsunuz. Kurum da o an o saniye itibariyle hangi verileri işlediğinizi görmüş oluyor. Evet. E, tabii e, siz kendinizi bağlamış oldunuz. Ben bu e, hizmetleri e, işletmemde yapıyorum. Bunları yaptım. Buna da yapacağım diyorsunuz. E, bunun ötesinde eğer verbise kayıt olmayanlar varsa onlar da bu yumu çalışmasındaki evrak ve belgeleri klasörleyerek, 3 üç dosyalardan klasörleyerek kendi arşivlerini kaldırmış oluyorlar. Şimdi burada bir detaya girelim. Şimdi can alıcı soruyu sorayım. Birçok meslektaşımız bizi izleyecek tabii ki. Şimdi yapılması gereken bizim için son tarihler çok önemlidir biliyorsunuz. Evet. 31 Aralık 2021 tarihinden bahsettik. Evet. Tabu birkaç sefer uzatıldı. Evet, 31 doğru. Aralık 2021 en son tarih ve uzatılacak gibi de gözükmüyor. Çünkü Aralık ayının ortalarına geldik aşağı yukarı. Peki mali müşavirlere düşen görev ve sorumluluk nedir? 31 Aralık 2021'e kadar bir mali müşavirin yapması gereken yükümlülükler nelerdir? Net bir şekilde soralım. Daha sonra başka sorularım da evet. var. Şimdi e, mali müşavirlerde diğer e, veri işleyenler gibi bir veri sorumlusu. Önce kendi ofisleriyle ilgili. Kendi ofisimiz için. Kendi ofislerinizle ilgili veri sorumlususunuz. Yani e, bir bakkal, bir mar yani kendi mükellefinizden bir farkınız yok aslında. Farkınız sadece verbisten muaf olmanız. Yani uyum çalışmasının yapılması gerekiyor. Sizin de çalışanlarınızla gizlilik sözleşmeleriniz, iş sözleşmene ilaveler, disiplin yönetmeliği. Çünkü siz aslında İşini yaptığınız mükellefe göre de veri işleyensiniz. Yani mükellefin verilerini işliyorsunuz burada. Bunun içerisinde özel nitelikli veri de dahil olmak üzere birçok veri olabilir. İşliyoruz en son ki yaklaşık 15 gün önce çıktı. neydi o? İşe giriş bildirgesinde mesleki e, ...deneyimin, mesleki bilginin... Evet. ...yer almasıydı. Evet. Zorunlu kılındı. E, e, eğitim bilgisi. Eğitim, e, eğitim bilgileri. Evet. Eğitim evet bilgisi, biz mesleki... E, deneyim ...yani evet. e, şey olarak... ...kişisel veri kategorisi olarak evet. mesleki deneyim... ...diyoruz biz ona. Evet. E, dolayısıyla mesleki deneyimi almış oluyorsunuz... ...şu anda. O kişinin diplomasını... ...sertifikasını... E, ...o konuda uzmanlık belgesini... ...yetkinliğine dair bir belgeyi almış oluyorsunuz. Bunun da saklanması gerekiyor. Veya ona dayanarak işlem yapmanız gerekiyor... Biraz daha işte bir evrak daha fazla oldu sizin korumanız gereken. Ama zaten şimdi çok siyasi mesaj vermek istemiyorum ama bir mühendis alacağınız zaman mühendislik diplomasını almanız istemeniz kadar doğal bir şey. Tabii ki. Yok mu devlet kademelerinden bahsetmiyorum. Çok evet. sosyal mesaj vermiyorum ama zaten bu olmazsa olmaz. Ben bir mühendis alacaksam mühendislik diplomasını görmeliyim öyle değil mi? Tabii. Şimdi orada. kişisel verinin ihlaline girer mi? Yok hayır girmez tabii ki. Şimdi zaten kişisel verinin alınması ya da alınmaması çok sorun değil. Burada asıl önemli olan tüm kişisel verileri de alabiliriz. Yani ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, yani 26 kalem veri kategorisi var. Biz bu 26 kalem veri kategorisinin tamamını da alabiliriz. Bazılarını da alabiliriz. Mesela burada o verileri güvenli bir şekilde muhafaza edebilmek Şimdi konu şeye doğru gidiyor. Mali müşerilerle ilgili şöyle bir toparlayayım ben. Şimdi evet. 31 Aralık 2021'e kadar mali müşerilerin yapması gereken bir olay var. Bu da uyum çalışması. Uyum çalışması. Çünkü evet. biz kapsamdayız. Bu evet. iki kere iki dört. Evet. Doğru mu? Biz doğru. kapsamdayız. O kapsamı kapsamın siz anlatmıştınız. Deseniz. Çünkü mükelleflerimizin bilgileri var. Zaten mükelleflerin A'dan Z'ye her türlü bilgisi var. Evet. Ve onların yetmediği gibi çalıştığı, dış piyasada çalıştığı firmaların dataları da bizde var, evet. verdiği kimlik numaralarına kadar. Personellerin e, agi için aile durum bilgilerine kadar birçok data tabii, var. Dolayısıyla biz kapsamdayız bu cepte. Evet. Evet. Peki 31 Aralık 2021'e kadar aslında verbiste bir zorunluluğumuz yok. Doğru Verbi, mu? Tabii doğru. Verbiste bir data girmeyeceğiz. Kendi firmamız için, muhasebe büroları için anlatıyoruz. Evet. Kendi datalarımız için Ali Bey de anlattı zaten. Verbi sistemine girmemiz gereken bir e, sisteme girmemiz gereken bilgiler yok. Ama uyum ça çalışması evet. yapmak zorundayız. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Bir mali müşerlik ofisi, bağımsız çalışan mali müşerrelik... ...uyum çalışması için bir yere başvurmak mı gerekiyor? Bu uyum çalışmasını bir rapora mı bağlamamız lazım? Ve akabinde şunu sorayım. Bu uyum çalışması raporunu... E fizik bir ortamda mı yapıp saklamamız gerekiyor yoksa bir yazılım ortamında mı hard disklerde saklamamız gerekiyor? Şimdi e, ama 31 Aralık'a kadar yapmak zorundayız uyum tabii, çalışmasını. Doğru. Zaten yasa 2016'da yürürlüğe girdi. Uyum çalışmasının şu an süresi geçti. Evet. Yani şu an herhangi bir eee mali müşavirde veri ihlali olsa ki bu o var oldu zaten. Örneği de var. Doğru. Var örneği de var. Oraya girme. Onu anlatacağız evet. onu ama bir dakika yani 31 Aralık 2021'e kadar verbi sistemine girmek için son gün ama uyum çalışması uyum, için biz geç hayır, kaldık. Hayır tabii şu an geç kalındık ama kaldık. kendi isteğinizle kurum resen tespit etmeden veya herhangi bir veri ihlali olmadan kendi isteğinizle bugün de yapabilirsiniz. Evet. Zaten biz e, mali müşavir arkadaşlarımıza neler yapacağı ile ilgili gereksiz odanız daha önceden de e, bu tarz çalışmayı evet. yaptı. Ben de son haliyle de onları revize ettim mali evet. müşavir arkadaşlarıma. Yaklaşık 50-60 sayfalık bir döküman veriyorum. Burada sadece e, isimlerini değiştirerek, işlediği verileri e, yaparak çok kolay, çok basit bir şekilde e, Excel ve Word formatında e, bazı dökümanlar var. Hı. E, bunları kolaylıkla mali müşavir arkadaşlarımızın kendileri yapabilecekler. Bu işlemleri yapabiliyorlar. Uyum çalışmalarını yapabilecekler. Bunun örneklerini de bu videoya montajlarız biz sonra arkadaşlar. Yani biz bu akışta Tabii, onların evet. detaylarını da görebilirsiniz. Bunun bir hazır bir şablonu var mı yoksa? Var. var. Şey, herkes kendine göre yapabilir. Kendine mu? göre yapabilirler. Hı. Word formatında veya Excel Ama formatında Tam Neler olduğu için. bu uyum çalışması? Için? Hangi bilgiye ihtiyaç e, var? Şöyle. Hangi verileri alıyoruz? O kadar e, çok veri alıyoruz ki. E, o kategorik bazdan nitelendiriyoruz onları. Hangi veriler alıyoruz? E, verileri e, kendi ofisimizle ilgili kendi çalışanlarımızla e, sizin aranızda e, işverenle veri sorumlusuyla diyeyim çalışanlar arasında e, gizlilik politikaları işte disiplin yönetmeliği e, müşterilerle sizin aranızda olan e, birtakım taahhüt e, taahhütnameler verilerin koruyacağına dair. Tedarikçileriniz varsa tedarikçilerinizde olan ya da işletmenizde işte, Girdiğimizde kapıdan içeri sizin ofisinize herhangi birisi geldiği zaman kameraya takılıyorsa onunla ilgili aydınlatma metinleri veya internet sayfanız varsa internet sayfanıza çeşitli kişisel verilerle ilgili politikalar, çerez politikası da dahil olmak üzere evet. veya da mailinizin altına imza kısmına kişisel verilerle ilgili metinleri yazmanız gibi hususlar. Aslında e, sizin kişisel verilerle ilgili çalışmanızın bir parçası. Evet. Burada... Diğer bir bilişim ayağı da... E, sizin mail trafiğiniz... E, Bilgisayarlarınızın birbiriyle ağ bağlantıları varsa onlar... Uzak bağlantılar yapıyorsanız mükelleflerinizle onların güvenliği... E, antivirüs programları kullanmak, lisanslı ürün kullanmak... E, bilgisayarınızın güvenliği, şifre güvenliği, parola güvenliği gibi hususlar. Yani... Ee, mükelleften aldığınız verilerin ve artı sizin kendi içinizde oluşan verilerinizin güvenliğini sağlamak burada veri sorumlusu olarak mali müşavire evet. düşüyor. Burada biz kendi bilgisayar bu dataları işlediğimiz e, hangi ortamda saklıyorsak, dosya evet. saklıyorsak dosyayı evet. eskiden şey vardı eski ofislerde yanmaz dolap vardı çelik dolaplar. Evet Ya burada saklayacağız. Tabi şimdi ortam değişti. E, yazılım ortamlarında hard disklerde belleklerde bunların da güvenliğini sağlamakla bir Şimdi oluşuyor malum doğru. olarak. Doğru. Şimdi biz e, yasa yine şunu e, da söylüyor. Arşiv odası. Arşiv odasının inşaat halinde inşaatının yapılma şeklini tarif ediyor. İnşaatı işte bir saat yangına dayanacak güvenliğinin alınması gerekiyor. E, verilerin e, işte rutubete neme maruz kalmaması gerektiğiyle dair yani e, yeniden bir arşiv oluşturacaksanız veya mevcut arşivinizi bu standartlara uygun gelin diyor. arşivinizi bir arşiv veri envanter oluşması gerekiyor. Arşivin girişine bir defter konulması gerekiyor. Arşiv sorumlusunun belirli olması gerekiyor. Arşivin anahtarının onda olması gerekiyor. Kapının üstünde ismini yazması gerekiyor. Yangın güvenliği eğitiminin her yıl yapılması gerekiyor. Arşivi koruması için. Kapıda yangın söndürme cihazının olması gerekiyor. Gerekirse sprint sistemi... Yangın algılama dedektörlerinin olması gerekiyor. Yani biz verileri de arşivde dahi güvenli muhafaza etmemiz gerekiyor. Evet. Fiziki ortamdan evet. bahsediyorum. Dijital ortamdan zaten bahsettim. Dijital ortam veya sanal ortamda da güvenliğin sağlanması gerekiyor. Peki şunu araya girelim de soru cevap gidelim gene. Bazı arkadaşlarımızın kafası karışıyor doğrudur. Gerçi kanunda yeni de değil aslında 2016'da çıktı. Söyler evet. uzaya uzaya bugüne geldik ama... Peki kişilerin e, verilerini girdiğimiz zaman diyorlar ki ben şu işçiyi de e, adı da soyadın TC ne olsun mu gireceğim çıkacağım. Hayır bu değil. Evet, Bunu biraz açar evet. mısınız? Yani burada çok merak edilen soru var. Veya A müşterisi B müşterisi bunların datalarını tek tek mi gireceğiz yoksa bir kategorik bazda mı gireceğiz? Yani şöyle ben anlatmaya çalışayım yalnız lütfen düzeltin. Biz bir A firmasının veri sonlusu olarak verileri girmiyoruz. Tek tek firm firmadan girmiyoruz. Evet doğru. Müşterilerinin, o A firmasının müşterilerinin hangi bilgilerine giriyoruz? Personel'in özlük dosyasındaki hangi bilgileri giriyoruz? Yani ad, soyad, kimlik bilgileri gibi yani detaya girmiyoruz arkadaşlar. Yani o kişinin adı, soyadı, TC ne gibi e, bilgileri girmiyoruz. Evet. Kategorik bazda gidilecek. Yoksa başa çıkılacak gibi bir Tabii, şey. Şimdi... Yani sen o kişinin, o kurumun hangi verilerini saklıyorsun? Ve hangi ortamda saklıyorsun? Evet, böyle. Şimdi burada e, yaptığımız çalışmalarımızı biz e, klasör, dosya bazında klasör bazında hazırladıktan sonraki aşamada e, eğer verbise bildirilmesi gerekiyorsa verbis ekranına bildiriyoruz. Verbise bildirilmeyecekse eğer mevcut evraklarımız dosyamızda kalmış oluyor. Uyum çalışmasından Ama, mı? Uyum bahsediyor? çalışmasından bahsediyorum. Yani, Şimdi burada uyum çalışması aynı zamanda yani. ...biz verbis sisteme giriyormuş gibi o dataları tabii yapıyoruz aslında. Ya aynı Sadece verbise oluyor. girmiyoruz. Şimdi Doğru bir, mu? Tabii. Uyum çalışmasının üzerine biz... ...yaklaşık iki saat, iki buçuk saat... ...gibi bir çalışma yaparak verbise bildiriyoruz. Zaten... ...verbise bildirdiğimiz hususlar da uyum çalışmasının bir sonucu. Evet. Zaten... E, ...verbise girsek ne fark edecek, girmesek ne fark edecek. Ama... Madem kendimizi bağlamak istemiyoruz, zorunlu değiliz o zaman bildirmeyelim diyoruz biz. Ama aslında o işlemlerin hepsini yapmış oluyoruz biz. Evet, verbi sistemine girmek zorunda değiliz. Biz mali müşerriler olarak söylüyoruz. Yani mali müşavirlerin kendi ofisleri için uygun evet. çalışması yapacağız. Yani verbi sistemine girecek dataları yazılı veya fiziki olarak çalışmasını yapıp, muhafaza edeceğiz. Sadece verbise evet. girme zorunluluğumuz yok. Evet. Ama ihtiyari isteyen verbis sistemine de bunu girebilir. Tabii girebilir. Yani e, yani verbis sistemine isteyen giriş sağlayabilir. E, onun e, aşamalarını söyleriz. E, şöyle e, anlatayım ben isterseniz daha net olması açısından. Tabii lütfen. Şimdi e, bir mali müşavirin öncelikle biz departman belirliyoruz. Yani verilerin izini sürüyoruz. Veriler nerede toplanıyor? Mali müşavirlerde genellikle tek departman oluyor. Ön muhasebe ya da muhasebenin kendi içinde ön birim diyebiliriz. Ön muhasebede burada hangi veriler geliyor? Biz bunları gelen verileri, mükellefin verilerini biz kategorik bazda sizin de bahsettiğiniz gibi nitelendiriyoruz. Şimdi burada eğer kişinin adı soyadı, anne kızlık soyadı, ailesiyle ilgili bilgiler varsa kimlik bilgileri varsa biz ona kimlik kategorisi adı altında yeterlendiriyoruz. Evet. Şimdi kategorik bazda biz kimlik bilgisi diyoruz ama orada almadıklarımız da olabilir. O geniş bir kavram. Biz hangisini alıyorsak o bizim işte dosyalarımızda yer almış oluyor. Yani eğer biz ekrana bildirmiş olsak orada geniş kapsamlı yazıyor ama onlardan biz hangisini alıp almadığımızı klasörlerimizde yer alıyor. Diyelim o kişinin biz e iletişim bilgilerini alıyorsak e mail adresi veya cep telefonu gibi bilgini alırsak bu iletişim kategorisinde yer alıyor. Bunun detayına inmiyoruz. Yani Ahmet'in telefon numarası, Ahmet'in adı soyadı ya da işte lokasyon bilgileri ya da işte orada e diğer e kategoriler, ceza mahkumiyeti bilgileri, biyometrik verileri, sağlık bilgileri derken Ahmet'in sağlık tahlil, tetkik sonuçları ve sağlık değil. raporları değil, sağlık bilgisini alıyoruz diyoruz. Bitti. Şimdi bitti. Sonradan biz bu kategorilerin karşılığında bunları hangi amaçlar için alıyoruz? Hı. Hangi amaçlar için alıyoruz? Departman anketini yaptık. Departmanda veri departman sorumlusunu belirledik. Hangi verileri aldık? Bu defa da verileri dayandıracağımız bir amaçlar olması gerekiyor. Neden kanuna uygun. Ilgiyi, evet. Tabii. Şimdi niye topluyorsun? Yani amaçsız bir veri almak da suç. Hı. Yani mutlaka bir yasal dayanağı olması gerekiyor. Yine kanun onları... Emretmiş aşağıya doğru sıralamış. O onların içerisinde varsa ya da onların içerisinde yoksa diğer seçeneğine farklı bir seçenek ekleyerek o verilerimizi e, temellendiriyoruz. Sonra e, bu verilerimizi biz e, hangi amaçlarla aldığımızı belirledikten belirledik. Sonra kimlerin, e, kimlerle bu verileri paylaşmamız gerekiyor? Verileri kime verebiliriz? İşte kamu kurumlarına verebiliriz. E, i̇ş iş ortaklarına verebiliriz. Bankalar isteyebilir. Banka evet. tedarikçilere işte verebilir. verebiliriz. Evet. Bunları nitelendiriyoruz. Bunları ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki e, bunlarla biz bu verileri paylaşacağız diyoruz. Uyum çalışması içinde. Uyum çalışması içerisinde ifadeler Evet var. Evet, var. Bu bunu bu kişilerle paylaşıyoruz diyoruz. Yani. Bu verileri paylaşıyoruz diyoruz. Sonra e, bu verileri kimin verilerini alıyoruz diyoruz? Çalışanın mı, çalışan adayının mı, stajyerin mi? Ee, müşterinin mi, tedarikçinin mi, tedarikçi yetkilisinin mi, e, e, tedarikçi çalışanının mı? Ee, bir takım kategoriler var. Orada da kimlerin verilerini alıyorsak onları e, ortaya koyuyoruz. Kimlerin verilerini alıyoruz. Peki o zaman e, uyum çalışması içerisinde mali müşerilerin kendi ofisleri için kendi işletmeleri için yaptıkları uyum çalışmaları içerisinde açık rıza metni e, imza almamız gerekiyor mu tüm firmalardan? Tabii. Şimdi... E, yani Ben 50 tane firmayla çalışıyorum. Örnek veriyorum. 50 tane firmadan ayrı ayrı imza alıp uyum çalışma raporunun içine koymam gerekiyor mu? Şimdi... Yoksa e, bir kolayı var mı bu işin? He, şunu hemen şeye devam edeyim ben. Yani normal uyum çalışmasına son iki kalem kalmıştı. Tabii. Bu verileri kime aktaracağız? Yurt dışında. Her ve hangi güvenlik tedbirleri yurt dışına aktarıyor muyuz? Hangi güvenlik tedbirleri alarak bu verileri saklıyoruz? Hı. Hangi ortamlarda saklıyoruz? Hı. Sonra e, bunu tamamladıktan sonra biz bu defa e, güvenlik tedbirlerinde olan bazı teknik ve idari tedbirler adı altında iki kategoride değerlendiriyoruz. İdari tedbirler genellikle yazılı dökümanlar olması gereken prosedürler. Gizlilik sözleşmeleri, taahhüt nameler, aydınlatma metinleri, açık rızalar gibi hususları e, ifade ediyor. Şimdi biz e, kişilerin verilerini aldık, amaçları belirledik. Kimin verilerini alıyorsak o kişilerden bu amaç ve kapsam e, bu güvenlik tedbirleri altında koruyacağımıza dair adeta taahhüt vererek o kişilere aydınlatma yaparak bunun adına biz aydınlatma metni diyoruz. Aydınlatıyoruz. ben aydınlatma metninin mutlaka yazılı olmasını öneriyorum. İşçiye tebliğ edilmesi gerekiyor. Çünkü yükümlülük veri sorumlusundadır. Karşıdaki kişi bana aydınlatma yapmadı derse bu defa veri sorumlusu cezayı ...yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Şimdi mali müşavir örneğinden gidiyoruz. Mali müşavir örneğinden Veri gidiyorum. Veri sorumlusuyuz. Veri sorumlususunuz. Yani bizim datalarını aldığımız A firmasının 50 tane işçisinin datasını alıyoruz. Şimdi Bu siz burada şöyle siz veri sorumlususunuz ancak karşılıklıdaki mükellefinizle biz oradaki ha, muhatabımız muhatabınız, A, firması. A firmasının Onun, veri sorumlusu Tamam. orada orada konu o kapanıyor. O, o da, da konu kapanıyor. inmiyoruz. O da kendi içinde uyum tamam. çalışması yaparak kendi personelinden gerekli izinleri alıyor. Onlara diyor ki Anladım. o kendi çalışanlarına ben sizin bilgilerinizi diyor benim veri işleyenim var diyor. Hı hı. Mali müşavir diyor. Tamam. Ben mali müşavirle bu verileri paylaşacağım diyor. Şimdi oturdu, anladım. Evet, tamam. Benim siz... muhatabım bir malum olarak benim A, firman, B A firman, C firmam, B firmasının, evet, A firmasının yetkilisi, tamam. veri sorumlusu. Siz de kendi içinizde o firmadan A firmasından gelen verileri buradan muhafaza etmek için siz de kendi içinizde kendi çalışanlarınızla bir takım gizlilik sözleşmeleri yaparak o firmanın verilerini güvende tutuyorsunuz. Diyelim hmm. ki burada çalışan elemanınız sizden ayrıldı ama buradaki veriler dışarıya çıktı. Evet. Çıkmaması adına siz de kendi içinizde hmm. gerekli güvenlik tedbirlerini hmm. burada almanız gerekiyor. En başta demişsiniz ya bu işin ayaklarından biri de hukuk. Tabii. Yani. ciddi i̇şte, bir Hukuk e, desteği de alınması lazım. Çünkü tabii ki. Sözleşmeleri normal ben yazdım olduğu şeklinde olmaması lazım aslında. Tabii ki. Şimdi onu zaten e, biz işletme iç yönetmeliği içinde disiplin prosedürü İş sözleşmesine ilaveler, iş sözleşmesindeki disiplin hükümleri gibi o tedbirlerde bahsetmiştim güvenlik tedbirlerinin evet, içerisinde, evet, evet. özellikle idari tedbirlerde bu işlemlerin olması gerekiyor. Peki şimdi mal müşer örneği açık evet. anlaşılır, yani bunun için 31 Aralık 2021 tarihini beklemeye gerek bu zaten e, tabii. aslında. Kanun ilk çıktı 2016 yılından itibaren yürürlükte. Evet. evet. Bununla ilgili örnekler de var. Ali Bey'le daha önce de sohbetimizde bahsetmişti. Çok ilginç gelmişti. Bana biraz sonra o örnekler vereceğiz. Peki şimdi gelelim verbise. Evet. Verbis nedir? Hangi sistemden geliyor ve verbise sistemine dahil olmak şartları nelerdir? Şimdi uyum çalışmasını yaptık. Uyum yaptık. çalışmasını yaptıktan sonra biz ilgili işini yaptığımız firmanın e, sektörel bazda inceliyoruz. Bakıyoruz verbis kategorileri var diyor ki e, bir işletmenin diyor, bilanço toplamının 25 milyon bir önceki yılın 25 milyon olması gerekir diyor. Veya diyor 50 ve daha fazla üzeri işçi çalıştırması gerekir diyor. Hı. Yahut da diyor, Özel nitelikli kişisel veri işliyor olması gerekir. Asıl işinin bu olması gerekiyor Yani ne anlama geliyor bu son söylediğiniz? Şimdi e, asıl işinin özel nitelikli kişisel veri işliyor olması... Özel nitelikli veriler kanunda tanımlanmıştır. Özel nitelikli veri açıklandığı zaman... E, bu verinin sahibinin diğer kişiler arasında... E, mağduriyet yaşamasına sebep olacak verilerdir aslında bunlar. Yani sağlık verilerinin açıklanması, cinsel hayata ait verilerin açıklanması, biyometrik verilerin açıklanması, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç gibi veriler e, kanunda tanımlanmış, özel nitelikli veri olarak tanımlanmış. Bu veriler açıklandığı zaman, izinsiz alındığı zaman, e, paylaşıldığı zaman, e, hem idari para cezası hem de Hapis cezaları var. İhlal etmiş oluyorsunuz. Evet, ihlal etmiş oluyorsunuz. Bunlarla ilgili e, daha özel korumaların olması gerekiyor. Yani yaptığımız çalışmaların, özel nitelikli verilerin daha özel koruması Daha son olarak, olarak sektörel bazda son söylediğiniz, şimdi birincisi arkadaşlar e, kanunun yürürlük tarihinden bir yıl önceki, yani 2021 yılında gireceğimiz için 2020 yılı bilançosuna bakıyoruz. Evet, Bilançosun büyüklüğünüzün 50 milyon ve üzeri. 25 ve milyon üzeri, 25, pardon e, 25 e, milyon. Şey 25 milyon ve üzeri olması lazım evet. aktif büyüklüğünüzün. Ee, ve çalışan sayınızın gene 2020 yılını baz alıyoruz evet. doğru mu? Evet. 50 ve üzerinde olması gerekiyor. Ama üçüncü şart sizin işletmeniz aktif büyüklüğünüz 25 milyonun altında kalmış olabilir. Evet. Çalışan içi sayınız 50'nin altında veya hiç çalıştırmıyor olabilirsiniz ama siz tamamlayın ama hangi sektör? Özel sağlık sektörü. sağlık sektöründe olabilir. Örnekler verebiliriz yani ee, hastaneler giriyor. Tabi hastaneler, doktor. Tabi 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 e, ee, eczaneler, eczaneler. E, tıp merkezleri, e, işte diş hekimleri, e, çeşitli tahlil tetkik yapan laboratuvarlar, e, bunların kapsam alanı için rehabilitasyon merkezleri. Yani özel nitelikli kişisel veri işleyen, özellikle sağlık verisi işleyenlerin verbise mutlaka kayıt olması evet, gerekiyor. Burada diğer ilk iki şart önemli değil. Artık burada bunlar olmazsa onlar bunlar mecbur giriyor. 31 Aralık 2021 tarihine kadar uyum çalışmalarını yapıp evet. verbi sistemine dahil olmanız evet, gerekiyor. Evet. sisteminde o tarihte gözükmesi gerekiyor gözükmesi aslında gerekiyor. 31 Aralık 2021. Evet. O evet gözükmesi gerekiyor. Peki şimdi verbisin teknik şeyine girelim. Şimdi tabii arkadaşlar hem sohbetimizi ediyoruz ama tabii ki biz e, bu verileri ekranda da vereceğiz. Ekranda da paylaşacağız. Daha anlaşılır olması için. Notlarıma da bakıyorum bu arada. Tabii şimdi bu sicil verbi sistemine girmek için neler lazım ona bakacağız ama verbi sistemine datalar girildikten sonra bir özet aslında bir sonuç. Yani evet, yapılan evet. çalışmaların özeti. Aslında nasıl biz her ay KDV beyanlaması yapıyoruz. KDV Beyannamesi ulaşmak için faturaları, verileri giriyoruz, giriyoruz, görürüz. Kademe beyannamesi bir sonuç. Doğru mu? Evet, doğru. doğru. Verbis sistemi de sisteme e, ver, verbisi de KVKK ORTR'den mi giriyor? Evet, KVKK ORTR adresinden giriyoruz. Verbis sistemi de sonuç. Yani yapılan çalışmaların bir özetini aslında giriyorsunuz ki o bile en az 3 saat falan sürüyor evet, bildiğim sürüyor, kadarıyla. E, ve kamuya açık. Yani siz KVKK girdiğiniz zaman A firması, B firması, C firması ünvanını yazıp onun bir özetini görebiliyorsunuz. Yani A firmasında hangi veriler, hangi kategorideki verilerin depolandığını görebiliyorsunuz. Ama oradaki A firmasının çalışanının ismini, sağlık bilgini göremiyorsunuz. Ama oradaki A firmasının hangi firmaların, hangi çalışanlarının Hangi paydaşlarını hangi bilgilerini kategorize ederek depoladığını ve hangi ne kadar sürede depoladığını görüyor muyuz o evet, sistemde? Evet ne kadar sürede e, saklandığını görüyoruz orada. Görüyoruz ama detayını göremiyoruz. Göremiyoruz. Ve bu kamuya açık yani bu herkese açık. Ticaret sicilden nasıl sorgulama yapabiliyorsak bu kamuya açıksa da tabii. buradan da açabilir. Peki ver bir sistemini dahil firmamız var diyelim. Evet. Böyle bir senaryo üzerinden gidelim. Evet. Diyelim ki 50'nin üzerinde personel çalıştırdık. Aktif büyüklüğümüz 25'in üzerinde. Daha doğrusu aktif büyüklükler gibi bilanço büyüklüğü. Tabii aktif pasif aynı. Ee, bu şartlara e, haiziz. Ve tarihler aralığın ortasını gösteriyor. Geç mi evet. kaldık? Şimdi e, aslında geç kalınmış oluyor. Çünkü yasa bunu 3 ay e, aktif 3 ay test 6 ayda tamamlayın dediğine göre bunu hızlandırılmış bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Şöyle sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, i̇şte bu tarihte bitecek, bu tarihe yetiştirelim. Ee, burada bizim asıl önemli olan verbisten önce e, departman anketini yaptıktan sonra veriler ortaya çıkıyor. Verilerden biz veri envanteri çıkarıyoruz. Elimizde neler var? Bir envanter çıkarıyoruz. Hmm. İşte aslında o envanter verbisin bir kopyası olmuş oluyor vergi sürecesi. Evet. Biz zaten envantere bakarak vergi bildirim yapıyoruz. Envanterde hakikaten çok meşakkatli bir durum. Yani kimliği bu defa biz kimliğin alt kırılımlarını alıyoruz. Adı soyadını alıyoruz. Ee, işte adresini alıyoruz. Yani envanter oluştururken çok detaylara iniyoruz. Ama gene şunu söyleyeyim arkadaşlarımızın kafası karışmasın. Alt detaya giriyorsak Adını soyadını ne olduğun değil. Sadece tabi kategorik bazda. Kategorik Yine aynı bazda şekilde adını soyadını alıyoruz. alıyoruz. Ama Ali de velidir diye detayına inmiyoruz. Veya Tabii. TC ne olsun şudur budur diye devam etmiyoruz. Sadece bu bilgileri şu personelin şu bilgileri bizde var diyoruz. Evet. Şimdi e, biz verbis, e, verbise bildirim, e, bildirim yapacağımız zaman e, öncelikle biz veri sorumluları siciline şirket bilgilerimizle veri sorumlusu bilgileriyle ön bir kayıt oluşturuyoruz. KVKK ORTR'den giriyoruz. KVKK ORTR'den giriyoruz. Verbis ana ekranda Verbis var. Orada burada dikkat edilmesi gereken yanlış yapılan bir şey var. Orada kurumun sayfası da onu uyarıyor zaten girdiğiniz zaman. Bir kere kesinlikle veri sorumlusunun vergi numarasından girmemiz gerekiyor. Yani ortağın TC'sinden değil. Eğer yani gerçek kişi ise, tüzel kişi evet, Tüzel kişilikse tüzel kişilerin vergi kimlik, vergi kimlik, vergi kimlik, kimlik, kimlik numarasından girmemiz gerekiyor. Eğer gerçek kişi ise o zaman gerçek kişinin TC kimlik numarasından gireceğiz. Zaten gerçek kişinin ya da şirketin tüzel kişiliğinin kişisel veri olduğundan bahsedemeyiz. Onlar kişisel veri değildir tüzel kişilikler. Adresi, telefon numarası gibi Hususta KEP adresi değildir. Oradan müracaatımızı yapıyoruz. Müracaat yaptıktan sonra ekran bize bir e, alındı veriyor. O alındıyı biz çıktısını alıyoruz. Islak imzalığıyla şirket yetkilisi kaşeleyip imza alıyor. Eğer ki burada iki yol var. Birincisi kep adresimiz varsa hemen kep adresimize o belgeyi tarayarak gönderiyoruz. 3-5 dakika sonra parola ve şifrelerimiz giriyor KVK kurumu tarafında. Kep yani kayıtlı elektronik posta Kayıt, evet. varsa iş hızlanıyor. İş yoksa hızlanıyor. yoksa o çıktığı biz yine orada o çıktının üzerinde Ankara adresi var KVK kurumunun. Oraya biz postayla iade ritüeli şekilde gönderiyoruz. Orada belirtmiş olduğumuz e, müracat ön müracaat formumuzdaki mail adresimize Parola ve şifremiz geliyor. Ama bu birkaç gün sürer. Bir o zaman yaklaşık yani. 3-5 gün sürüyor. 3-5 evet. gün sürüyor. Bir de ayın sonlarına yaklaştıksa, o belki tabii de işte daha da uzun sürer. Şunu söylemek istiyorum. Siz süreden bahsettiniz. İşte bunlar süreyi etkileyen faktörler. Tabii, tabii, yani tabii, tabii. o şifre ve parola gelecek ki, sonra o şifre ve parola geldikten sonra sisteme bizim bir irtibat kişisi atamamız gerekiyor. Veri sorumlusu bunu yapamıyor kendi adına bir. İrtibat kişisinin orada kendi şirketinde çalışan veya çalışmayan ya da ortaklardan herhangi birisini biz irtibat kişisi olarak nitelendiriyoruz. Bu defa irtibat kişisine atıyoruz. O kendi e-devletinden girip onaylamayı yapıyor. O şirketin irtibat kişisi olmuş oluyor. Bir dakika şöyle anlamak adına ilerleyelim. A-limite şirketinin verilerine giriyoruz. Evet. Verbise dahil, e, ver, verbise girilmesi zorunlu bir evet. e, şeyde şartları sağlıyor. O a limite şirketinin vergi kimlik numarasıyla diyelim ki kepimiz var işi hızlandırdık sisteme evet. dahil olduk evet. bize şifremiz geldi şifreyle girdik ve buradaki dataları girecek olan veri sorumlusu e, 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 irtibat kişisi İrtibat kişisi i̇rtibat i̇rtibat ama irtibat veri kişisi sorumlusu ve veri sorumlusu adına irtibat kişisi iki farklı gibi. gerçek kişi evet tabi iki farklı gerçek a limite kişi. şirketinin iki farklı gerçek kişiye ihtiyacı var. evet tabi iki biri kişiye veri ihtiyacı sorumlusu var. biri irtibat, i̇rtibat kişisi. kişisi evet İkisi aynı kişi olamaz. Aynı kişi olamaz. Evet, olamıyor aynı kişi. Evet. Şimdi e, başvuru yapan e, firmanın vergi kimlik numarasıyla girdik. Evet. Kimin e-devletinden ilerliyoruz ondan sonra? Önce o gelen şifre ve parolayla o şirket veri sorumluluğu sicilinde kayıtlı bir e, kullanıcı adı almış oluyor, kodu almış oluyor. Evet. Onun parolasıyla şirkete giriyoruz. Giriyoruz. Oradan irtibat kişisi ata seçeneği var. Evet İrtibat kişisi atama yapıyoruz. Kişinin TC kimlik numarasıyla. Sonra... irtibat kişisi... normal e-devletten girip... irtibat hmm. kişisi... sistemine e, geçtiği zaman... verbis sistemine geçiyor. Kendi kişisel bilgilerini... %100 tamamlaması gerekiyor. Orada kişinin irtibat kişisinin adresi... Hmm. cep telefon numarası... mail adresi gibi... irtibat kurulabilecek... irtibat kişisinin adı üstünde irtibat... Yani KVK kurumuyla ilgili kişiler arasındaki irtibatı sağlayan kişidir. Anladım. Kurum diyor ki ben eğer bu veri sorumlusuna ulaşamazsam... ...irtibat kişisine ulaşayım, derdimi ona anlatayım, o da veri sorumlusuna ulaşsın diyor. O İşvereni, onun irtibat kişisinin tüm iletişim bilgileri bilgilerini, bilgilerini zaman, girmemiz... E-Devlet'ten gireceğiz. E-Devlet'ten evet, e giriyoruz, E-Devlet'inden e giriyoruz, %100 tamamlıyoruz. Evet. Sonra e, irtibat kişisi görevini kabul ettiğimiz için... Orada bildirim mi bindirim yap seçeneği var. Zaten o firmanın siz kabul ettiğiniz için irtibat kişisisiniz artık. He, tamam. Yani kişinin de iradesi dışında irtibat kişisi seçilme şansı yok. yok. Çünkü E-Devleti'nden kendi iradesiyle, özgür iradesiyle girip onu onaylıyor. Tabi. Sonra KVKK'nın bize vermiş olduğu şifre ve parolayla evet. işlemimize devam ediyoruz. Ama bu çok kısa bir süreç değil mi? İrtibat kişisinin tanımını yapmak. Tabii e şifre ve parola elimizde ise çok kolay. Çok kolay. Biz onu şöyle de yapıyoruz aslında daha sağlam olması açısından irtibat kişisine veri sorumlusu irtibat kişisini atama yapıyor. Yazılı evet. olarak yapıyoruz bunu. Bu evet. yani evet. işimiz daha sağlam olsun. Evet. Yarın öbürsü gün herhangi bir cezai durum olduğu zaman ya ben bu firmanın çalışanıydım. Beni zorla bu göreve getirdi diyemiyor en diyemiyor. azından. Etten, atama onaymış? yapıyoruz. Kendi onaylamış oluyor bir de tamam. yazılı olarak da atama yapıyoruz. Tamam. O kişi de ben bir görevi kabul ediyorum diyor. Onama yapıyor. Anladım. bu evraklar da klasörümüzde yer almış oluyor. Sonra biz yaptığımız işletmedeki o uyum çalışması sonuçlarını irtibat kişisiyle birlikte yan yana oturarak veya karşılıklı oturarak verbis bildirimin irtibat kişisiyle sisteme girişini sağlamış oluyoruz. İrtibat kişisi mesela iki ortaklı bir limite şirket örneğinden evet. ilerleyelim. Bir ortak veri sorumlusu, diğer ortakta irtibat kişisi seçilebilir. Seçilebilir tabi. veya bir yoldan geçen yok. herhangi birisi de seçilebilir irtibat kişisi. Olabilir evet. yani Bir sorumluluk e, var, var mı? cezai müjdesi var mı irtibat e, kişisi şimdi için? Şimdi asıl sorumluluk veri sorumlusu ee, O işletmedeki e, gerek çalışanlara tabii suçlarının veya ihlal durumundaki tespiti bilemiyoruz ne olduğunu ama asıl muhatap veri sorumlusudur. Hmm. İrtibat kişisinin cezayı, sorumluluğu suç işlemediği süre içerisinde bu işi yaptığı süre içerisinde herhangi bir cezai sorumluluğu ya sorumluluğu yok daha doğrusu. Adı üstü, veri sorumlusu sorumludur. Veri sorumlusu. İrtibat sorumludur. kişisi evet. yani bir malum şerde kendi e, iş yaptığı firmasıyla müşterisiyle evet. irtibat kişisi olarak seçilebilir. Tabii şu, tabii siz olabilirsiniz herhangi bir firmanın Anladım. irtibat kişisi olabilirsiniz ya Anladım. da şöyle söyleyeyim. Burada sizin e, verbis bildiriminiz olmuş olsaydı sizin herhangi bir çalışanınızı da biz burada, e, burada irtibat kişisi olarak tanımlamamız tamam, gerekiyordu. Evet. Tamam. Sonra da verbis sistemine giriyoruz ve onaya gönderiyoruz herhalde değil mi? E, mi verbis sistemine bütün çalışmalarımız girildikten sonra zaten oradaki çalışmalarımız kaydet devam et şeklinde. Hı hı, Tüm hı. çalışma bittikten sonra sistemin onayına gönderiyoruz. Hı hı. Sistem onaylandığı ...dan sonra anında onaylanıyor zaten hı hı. sistemde. Sonra... ...kamuya açık bahsettiğiniz... E, ...şekilde, kamuya açık bir şekilde... E, ...KVK, GovTR... ...sicil sorgulama ekranından... ...şirketin ticari ünvanının... ...beş karakterini doğru bir şekilde girdiğiniz zaman... ...o firmayı görüp... ...hangi verileri işlediğini... ...hangi verilerle ilgili ne tür çalışma yaptığını... ...rahat, net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kanunun da istediği buydu zaten. Yani verileri kamuya açık hale getirmekti. E, peki şu bir önceki yıl şartlardan biri 50 personel çalıştırmak. Yani burada ne anlamalıyız tam olarak? Yani ben 2020 yılında belki bir süreliğine 51-52 personel sayısına çıktım ama genelde 40 kişiyle çalıştım diyelim. Evet. Burada hangi kıstasları dikkat alacağız? Şimdi burada e, takvim yılı esas alınıyor, yani 1 ile 31 Aralık arasında evet. takvim yılı esas alınıyor. E, 12 ayın 7 ayı 50 ve üstündeyse ise bu da verbis kriteri olmuş oluyor. Yani 6 ay e, 50 olmuş olsanız e, bu kategoriden verbise kayıt olmuyorsunuz. Hı. Evet. Yani bu önemli. 7 ay tabi. Evet. 7 ay en az 7 ay olması gerekiyor. Peki, şimdi aslında verbis aşamalarını bir siz anlattınız. Burada çok eklemek istediğiniz bir şey varsa tabii ekleyin. Ee, şunu sorayım. Şimdi verbis sistemine girdik. Şimdi adı beyannam olan her şey bizle ilgili gibi ilişkilendiriliyor evet. ya, biz aslında her şeyle ilişkili kişiyiz. Ee, bu verbis sistemine belli periyodik aralıklarla beyannam verir gibi bu sisteme giriş yapacak mıyız yoksa bir kez bu verbis sistemine girdik, e, ee, işimiz bitiyor mu? Şimdi biz e, bizi rahatlatacak e, şey söyledi Ali Bey. Rahat. Şimdi şöyle biz uyum çalışmasını yaparken şirketin mevcut durumu ile ilgili çalışma yapıyoruz. Yani bugünkü güncel durumumuzla ilgili çalışma yap. Bugün işlediğimiz verileri alıyoruz. Kişisel verilerde yarın işleyeceğinizi düşündüğünüz veriyi alamazsınız. Yani ben kişinin işte kan grubunu da yarın işte 500 kişilik bir fabrika ya kan bankası oluştururum ileride. Ee bir işte bir acil durum olur. Bugün kan bankası kan kanını da alayım. E bunun yasal dayanağı olması gerekiyor. Bir de ihtiyaç olması gerekiyor. Ben 6 ay sonra alırım bir daha uğraşmayayım diye bunu alamıyorsunuz. Yani mevcut durumunuzla, ihtiyacınızla belirliyorsunuz tamam her şeyi. ama ihtiyaçlar değişti. Ben falanca hiç aklımıza gelmeyen başka bir bilgi veri de ihtiyaç tabii. hasıl oldu. Güncelleme mi yapmamız e, gerekiyor? Tabii. Güncelleme ya da bazı verileri artık almaktan vazgeçtiniz. Kişinin e, diyelim ki kılık kıyafetiyle ilgili yahut da e, siyasi düşüncesini alıyordunuz. Almamaya karar verdiniz. Şimdi e, ben yine müşterilerimde şöyle bir şeyle karşılaştım. Ee, cuma namazına gidenler izin alıyorlardı. Cuma namazına gidebilmek için şirketten izin alıyor, kağıt imza atıyorlar ve bu uyum çalışması içerisinde bunu gördüğümde ben dedim yani dini inançları ile ilgili bir işlem yapıyorsunuz farkında olmadan. Ee, dolayısıyla bu firma bunu almaktan vazgeçti çünkü. E, cuma namazına herkes gitmediği için kişiler arasında ayrımcılık ortaya çıkıyor. Evet. İzin almadan saati geldiği zaman kişi gitsin yapsın bu işlemi evet. dedik. Ee, hem bürokrasi ortadan kalkmış oldu. Ee, zaman içerisinde bu veriler alınıyorsa sonradan vazgeçiliyorsa bunları çıkarıyoruz sistemden. Evet. İlave veriler alınacaksa onları da verbise ekliyoruz. Yani verbis değişken bir durum Ancak bunları da biz kuruma bilgi vermemiz gerekiyor. Kafamıza göre değişiklik yapamıyoruz. Zaten yasa diyor ki veri işlemeye başlamadan önce kuruma bilgi vermek gerekiyor. Yani değişiklikleri güncelleme şansımız var ama. Tabii tabii var. Sonra. Mümkün. Var. Peki gene sizinle alakalı mı bilmiyorum. Yani birçok iş yerinde, firmalarda, AVM'lerde, sokakta bile artık güvenlik kameraları var. Güvenlik kameralarındaki kişisel verileri güvenliğini riske atan unsurlardan biri mi... Veya biz işletmemizde güvenlik kameraları varsa ne gibi hususlara dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, şimdi e, sanıyorum kişisel verileri kategorik bazda nitelendirdik ama tam sayısını hatırlayamıyorum. 8. ya da 10. sırada olabilir. 26 kategorik bazda fiziksel mekan güvenliği. Tam verinin adı o, fiziksel mekan güvenliği. Biz işletmedeki fiziksel mekan güvenliği ile ilgili... E ee, güvenlik kameralarının da e, aydınlatılmasını istiyoruz. Şöyle ki kameranın ne maksatta kaydettiğini kameraların altına insanların görebileceği şekilde amaçlarının aydınlatma yapılıp altına e, çok uzun olduğu için aydınlatma metninin katmanlı aydınlatma diyoruz. Yani altına atıfta bulunacağımız örneğin internet adresinin de yazılmış kaydıyla Detayını internet adresinden takip edebileceği ya da bazı kurumlarda e, QR kod ekleniyor. Hemen internet sayfasına giderek oradan interneti e, sayfasında detayları okuyabiliyor. E, mutlaka her kameranın ya da e, birbirine yakın kameraların ortak giriş noktalarına da aydınlatmaların yapılması gerekiyor. Bu da şart. Biz zaten mevcut işletmede çalışanların kamera kaydı ile ilgili ee, aydınlatma yaparak açık rızalarını alıyoruz. Ancak sonradan işletmeyi ziyaret eden ziyaretçiler mal alıp gelmeye işte depo depo önünde veya imalata girip çıkanlar için de kameraların karşısındaki e, kameraların yakınlarına aydınlatma metinlerini mutlaka koyuyoruz. AVM olması AVM'lerde de var bu mesela. Biz AVM'lerde müşteri olarak gidiyoruz, geliyoruz. O her kameranın altında her kameranın altında lazım. evet kameranın altında amacının olması gerekiyor. için kaydettiğinin olması gerekiyor. Detaya girdiğiniz zaman da internet sayfasında bunun ee, ne maksatla alındığı, ne kadar süreyle saklandığı, hangi güvenlik tedbirlerine alındığı gibi hususlarda internet sayfasında var. Mutlaka Anladım. koymaları gerekiyor. Bu da yasal bir zorunluluk Anladım. zaten. Peki şimdi yine iyi gidiyoruz şu an bence. Kameraları da anlattık. Peki verilerin silinmesi. Ha şu sürelerden bir bahsedelim yalnız. Bir de sürelerden bahsediliyor veri sisteminde. Evet evet. Ne kadar süre bu bilgileri saklıyorsunuz? Yani siz personelinizin Özür Dosyası'ndaki bilgileri e, hangi bilgileri kategorize ettiniz? 26 tane mi madde var demiştiniz? Evet 26 ana kategorimiz 26 var. 26 ana kategoride saydınız. Şimdi gelelim bunları ne kadar süre saklanması gerektiği hususuna. Şimdi, Bunu bir kanun bir süre koyuyor mu yoksa ihtiyari bize kalmış bir şey mi? Şimdi burada e, hangi verileri işlediğimizi önce belirliyoruz. Sonra bu verilerimizin amaçlarını ortaya koyuyoruz. Bu amaçlara dayandırıldığımız çeşitli kanun maddeleri ortaya çıkıyor. Bu veriyi hangi amaç doğrultusunda alıyorsak, örneğin sağlık verisini niye alıyoruz biz? 6.331 sayılı Sağlık güvenliği kanunu gereği alıyoruz. Kimliği niçin alıyoruz? Onu da iş güvenliği gereği alıyoruz ama 4.857'ye göre de alıyoruz veya 6.098 borçlar kanuna göre de alıyoruz. Dolayısıyla burada kanunlar ya da işte bir otel düşünelim. Otelde kimlik bildirimi kanunu var. Yahut da hastanelerde genel tebabet kanunu var. Bu kanunlar, bu verilerin... ...belirli sürelerle saklanmasını sonradan olası sonuçlarına göre belirlemiş tarihlerini. Örneğin iş güvenliği kanunu diyor ki... ...sağlık verilerinin meslek hastalığının uzun süre sonra çıkacağı için 15 yıl saklanması gerekir diyor. Dolayısıyla bizim... Sağlık verilerini kesinlikle 15 yıl saklamamız gerekiyor. Her bir kategoriyi ayrı bir süre mi vereceğiz ee, derbise girerken? Evet. Tabi her bir kategori için her aldığımız kimlikle ilgili aynı süre birbirine aynısını verebiliriz ama her bir işin bir süre belirlememiz gerekiyor ayrı ayrı. Hı, kategoride biz çalışanlarımızla ilgili e, verilerin saklanma süresi kanun emredici hükmü gereği en az 15 yıl. Ee, miyiz? Hayır şöyle eee Örneğin kamera kayıtlarını 30 gün saklıyoruz. 6 ayda saklayabiliriz güvenlik tedbirini aldığımız süre içerisinde. Ama en az 30 gün mü anlaşılıyor? Yani evet en az 30 gün saklamamız gerekiyor. en az, 30 gün, gerekiyor. En az 30, 30 gün saklamak zorundayız. kimlik verilerini kimlik verilerini 10 yıl saklıyoruz. Mesela ee, sisteme girerken bu en az süreleri süreyi orada soruyor değil mi kategori? Soruyor tabi. En az süre orada yazılı mı yoksa biz orada tuzağa mı evet, düşmüyoruz? Şöyle diyoruz biz orada Orada yıl olarak e, ve işte diğer seçeneği var. Biz genellikle diğer seçeneğini kullanıyoruz. Diğer seçeneğine şunu diyoruz. Bir kere verilerin silinmesi, saklanması ve sonunda da silinmesi gerekiyor. Şimdi e, silinmesi süresi şöyle başlıyor. Yani bu kişiyle bizim hukuki iş ilişkimizin bitmesi demek oluyor. Biz hukuki iş ilişkisini bitirdiysek bu kişiyle, o tarihten sonra bu veriyi belirlenen süre sonunda silmemiz gerekiyor. E, i̇şçi çıkışı yapıldı. Artı 15 yıl. O zaman çıkış tarihinde itibaren 15 yıl sonra bu verinin silinmesi anlamına geliyor. Bu verilerin her birinin farklı tarihleri var. Ya o tarihler çıkıyor mu böyle bir sisteme girerken çıkıyor. bizi evet, önlendiğimiz bir evet. şeyler tabii var yok, mı? Yok tarih çıkmıyor. Biz onu kendimiz belirliyoruz. Tabii Orada diğer seçeneğini seçtiğimiz zaman işaretlediğimiz zaman diğer manuel mi yazmak. Manuel yapıyoruz yazıyoruz yapıyoruz. evet. Ama onu diğer... da gene bilgili bir şekilde yazmak lazım. Tabii onu tabii yapıyorum. bilgili yani, elbette ki. Yani gidip o işçiyle alakalı bir şey 5 yıl saklayayım o zaman. Şimdi demes, doğru ee, diyebiliyor muyuz o yanlış yapma yok, açığı yani, var mı sistemde? E, var tabii açık de yapabiliriz. Seçip, 15 yıl yazılması gerekirken 5 yıl yazabiliyor muyuz böyle? Tabii bir bu hatadır, hatadır. İşte hatadır ama uygun. açık bir sistem bu hataya doğru mu? Açık yani açık sistem niye 5 yıl yaptım ben sistemini evet, kabul sistemin etmiyorum. Sistemin açığını buldum arkadaşlar. Sistem yani <laughs> kabul etmiyorum de, demiyor sistem. Şimdi aslında başından kişisel verileri koruma kanunu kıyısından köşesinden 79 tane farklı kanun Yönetmelik tebliğe dayanıyor. 79 tane farklı kanun, yönetmelik tebliğe dayanıyor. Yani 79 ya. tane evet. farklı evet. bakın dayanıyor anayasamız başta olmak üzere ilgili kendi yasası. İşte biraz önce söyledim borçlar kanunu, medeni kanun, eee kanunu, kimlik bildirme kanunu, posta ve telgraf tebligat kanunu gibi 79 tane farklı kanuna dayanıyor. Şimdi bu yapacağımız işin o ilgili yerlerindeki o maddeleri, kişisel verileri ilgilendiği maddeleri bilmek gerekiyor. Ona göre temellendiriyoruz biz amaçları. Ona göre belirliyoruz. Aslında yani çok da mali müşerilerin bir işi değil gibi geliyor bana aslında. Bir yerden de bizi ilgilendiriyor ama... Yani zaten artık bizi hangi iş ilgilendiriyor? Hangi iş ilgilendiriyor? Burada kafalar evet. karıştı artık. Ama bu sizin gibi bu konuda uzman kişilerle ilerlemesinde... E, fayda var. Yani eğer sizin firmanız 25 milyonun üzerinde bir bilanço büyüklüğüne sahipse ve 50'nin üzerinde personel çalıştırıyorsanız veya bir hastaneniz varsa zaten biraz paraya kıyın da kişisel KVKK uzmanıyla çalışın artık. Yani Şimdi, çalışmayın Doğru. Şimdi biz zaten şunu söylüyoruz. Mali müşavirlere şunu söylüyoruz. Sizin zaten işiniz başınızdan aşkın. Zaten yükümlülükleriniz haddinden fazla. Tabii canım yani bu işi üstlenmekten ziyade biz sadece mali müşavirlerin çeşitli etkinliklere katılarak onları kendilerini biz bilgilendiriyoruz. Tamamen bilgilendiremiyoruz tabii ki. Yani bu konuları uzun uzun anlatıp bilgilendiremiyoruz. Bu imkanımız da yok. Ancak genel bilgiye sahip, sadece mükellefi bilgilendirebileceği, kısaca bilgilendirebileceği ve çok detay içinde bize yönlendirmelerini istiyoruz ya da başka kişilere yönlendirmelerini istiyoruz. Yani bu konuyu taşın altına elini koymamalarına sadece kendi işletmesinden ya da kendi mali müşavirlik ofislerinden sorumlu olmaları gerektiğini diğer hususların hakikaten büyük sorumluluk, cezai sorumluluğunun e, ve hukuki sorumlulukların e, çok fazla olduğu bir durumda e, bu işe hiç girmemelerini istiyoruz. Ceza dediniz. Evet. ne gibi cezalar var? Yani oradan notlarınız varsa şimdi onu bir arkadaşına e, ekranda da veririz zaten. Hani evet. cezaları ağır galiba. Hapis cezası bile var bildiğim kadarıyla. Şimdi buradaki biz e, iki şekilde e, nitelendiriyoruz cezaları. İdari para cezaları ve hapis cezaları şeklinde e, nitelendiriyoruz. Hapis cezası şimdi, yatan var mı Üstad? Örnek var mı? E, şu anda hapis cezasını ile ilgili net bir şey yok Muharrem açıkçası. Olmaz. Kurum özellikle veri ihlallerini yayınlıyor. O da Alen'in sayfada gözüküyor zaten. Evet. Veri ihlalleri evet. yaşayan kişileri görebiliyorsunuz. Evet, o da kamuya açık. açık. Zaten kamuya açık olması bir de prestij kaybına da sebep oluyor. Evet, Firmanın evet, büyük bir evet. prestij kaybı oluşuyor. Ne, ne gibi cezalar var? Şimdi Burada aydınlatma yükümlülüğünü yapmamak ya da yanlış yapmak, doğrusunu yapmamak, aykırı davranmak... ...9.834 liradan başlıyor. Bu 2021 yılıdır. 196.686 liraya kadar çıkıyor. Bunu yeniden değerleme oranıyla 2022'de onun hesabını mali müşavir arkadaşlarımız yaparlar. Bu aydınlatma yükümlülüğü. Yerine getirmemek ya da eksik yapmak. Tabii bu aradaki 9 bin lirayla 196 bin lira arasındaki rakam yapılan işin ne kadar doğru ne kadar gerçekçi olduğuyla veya diğer hususlara bağlantılı olarak yukarı doğru çıkıyor. Yani bu alt limit üst limit. Bunu kurum takdir ediyor veri güvenliğe ilişkin yükümlülüğe aykırı hareket etmek. Yani veri güve, yükümlülüğüyle veri sorumlusunun yükümlülüklerini nasıl aykırı hareket etti? Veriyi doğru işledi mi, işlemedi mi veya izin aldı mı, almadı mı veya e, işlemi e, güvenlik tedbirlerini yerine getirdi mi? Bu da 29.503 liradan başlıyor. bin 1 .966 lira yani 2 milyona yaklaşan bir rakam. Bu da bir üçüncüsü verbis yükümlülüğü ile alakalı. verbis yükümlülüğüne aykırı hareket etmek. Bu da yine 39.337 liradan 1.966.862 lira üst limittir bu limit. E, verbis yükümlülüğü ile ilgili. Ve son olarak dördüncüsü de kurul kararlarına uymamak. Yani kurul e, zaman içerisinde ...size bazı yapılması gereken işlemlerle ilgili evraklarınızı, belgelerinizi istedi veya incelemeye tabi tuttu. Kurul kararlarını yerine getirmediğiniz süresinde incelemeye defterlerinizi vermediyseniz bu da yine... 49.172 liradan 1 milyon 966 bin liraya kadar çıkıyor bu ceza. Peki şimdi evlerden iş yerlerinin ırak olsun diyelim. Vergi sistemine girmemek buradan hangisine giriyor? Vergi sistemini bu Tabii. az önce bahsettiğiniz. 39.337 liradan 1 milyon 966 bin liraya. Evet. Vergi kayıt yükümlülüğüne aykırı hareket etmek. bir rakam. Bir de hapis cezaları var. Bu da hapis cezaları e, hukuka aykırı olarak e, kaydetmek. Veri sorumlusu. Yani hukuka aykırı olarak kaydetmek ne demek? İzin almadan kaydetmek. Yani uyum çalışmasını yapmamak Hı, demek. Hukuka aykırı. Bu da bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını nitelendiriyor. Yine özel nitelikli veri dediğimiz felsefi inan, siyasi düşünce evet. e, gibi hususlarla ilgili de yine bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası. Ve son olarak da hukuka aykırı olarak kişisel verileri e, vermek, yaymak, ele geçirmek veya başkasıyla paylaşmakta 2 yıldan 4 yıla kadar evet. hapis cezasıyla cezalandırılmış oluyor. Çok ciddi ya caydırıcı. Evet yani bunun bilincine varıp bir an evvel firmaların e, harekete geçmesi gerekiyor. Evet. Tüm işletme sahiplerinin harekete geçmesi gerekiyor. Yani ilk e, kapsamda bahsettiğiniz şekilde bu kapsama girmeyen e, kişi veya kurum yok gibi bir şey yani. Yok. Yani en azından evet. uyum çalışma yapma zorunlu var. Bu cepte arkadaşlar bunu atlamayın. Yani zaten bu aslında kanunun ilk çıktığı 2016 yılından beri evet. uyum çalışma zorunluluğu var. 31.12.2021 tarihi bunun uzatılmış hali değildir. Bunda geç kaldık. Biz hepimiz evet. belki de 31 Aralık 2021 tarihine kadar verbi sistemine girişlerin son günüdür. Evet. Peki her şey yolunda gitti diyelim. Biz verbi sistemine gittik, girdik. Normal kanuna uygun her şey yolunda ilerledi ama belli bir süre sonra bazı şeyler yolunda gitmedi ve biz belirli bir şekilde kaptırdık. Ee, bir başka programda yapmak isterim sizinle siber güvenlikle ilgili. Evet, evet. Yani dataların güvenliğini sağlayacağız. İşte yanmaz çelik dolap dedik siz arşiv odasında evet. yangın söndürme tertibatına kadar evet, detaylı bir şekilde evet. anlattınız. Aslında kanun bunları tanımlı, tanımını evet, evet. yapmış. Doğru. Tabii ne kadar uyuyoruz biz Türk halkı olarak, Türk işletmeleri olarak tanık içerisinde. Yani ne derece uyuyoruz bilemiyorum. Tabi Avrupa'daki buna ne kadar firma uyum sağlıyor bilemiyorum. Gerçekten bu arşiv odasının yapılması vesaire yani teknik olarak çok mümkün gibi gelmiyor bana ama en azından yapılması lazım. En azından uyum çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Dosyalarımızda bunları muhafaza edeceğiz. Ve bu şartlara uyan 30, firmaların 31 Aralık 2021 tane kadar mutlaka verbi sistemine girmesi şartı var. Zira az önce e, Ali Bey cezaları okudu. Cezalar dehşet. Peki bazı şeyler yolunda gitmedi. Biz verileri kaptırdık. Yani ihlal yaptık. Başımıza ne, neler gelebilir? Şimdi Örnekleri biz, var. Biz uyum çalışması yaparken... E, ...mali müşavirlerin daha net anlayabilmesi için söylüyorum. Örneğin bir şirket kuruyorsak bir ana sözleşmemiz oluşuyor. Bu ana sözleşmede şirketin kuruluş amacından faaliyetleri neleri gerçekleştireceğini ne zaman şirketin ömrünün ne kadar olacağına ortakların ne oldu vesaire bir takım hükümler var içinde. Burada da biz bu çalışmayı yaparken kişisel verileri koruma politikası diye bir politika. Bu verileri biz nasıl kaydediyoruz? Ne kadar süreyle kaydediyoruz? ve ne zaman imha ediyoruz? Veri ihlal olursa neler yapıyoruz gibi bir Politikalarımız var, evet. birbirini izleyen silsileyle evraklarımız, dokümanlarımız var. Şimdi burada biz ihlal durumunda neler yapacağımızı ve ihlal durumunda da ihlale müdahale edecek bir ihlal komitesi oluşturuyoruz. Her bir işletme için. Her bir işletme için. Başlangıçta yaparken bir komite oluşturuyoruz. Bunun için de irtibat kişisi de var. Biz bu kişilere eğitim veriyoruz ve bu çalışma bittikten sonra da. İhlal komitesi oluşturmuş oluyoruz. O ihlal durumunda o komite, imha durumunda başka bir komite veya aynı kişiler de görev alabiliyor. Kişileri belirliyoruz. İhlal durumunda yasa e, ihlalin gerçekleştirdiği tarih itibariyle veya öğrenildiği tarih itibariyle 72 saat içerisinde kişisel verileri koruma kurumuna bildirim yapılmasını Zorunlu kılıyor. Bildirimi nasıl yapacağız? Mail mi atacağız? Sisteme bildirim, mi biliriz? Orada ihlal bildirim... E, e, ...seçeneğimiz mi? var. Hı. Linkimiz var. Orada önce bir ön rapor şeklinde... ...yani ihlal nasıl gerçekleşti? İhlal gerçekleştirdiği zaman... E, ...o ön raporumuzu dolduruyoruz. O ön raporumuz içerisinde... E, ...tabii ihlal... ...genellikle bilişim yönünde meydana geliyor. Veya farklı bir alanda da olabilir. Ben baktım o kamuoyu açıklayınız ya firmaların alt e, e, KBKK, OrkTR'ye girdiğiniz zaman, Ork bir Gov pardon. E, e, GovTR. Evet. KBKK, GovTR'ye girdiğiniz zaman, firma ünvanını yazdığınız zaman zaten ihlale uğrayan firma listesi de var. ve Neden ihlale uğradığını da e, tabii. açıklıyor. Ve geneli bu. Yani e, şeyleri bilgileri kaptırmış aslında yani değil mi? Tabii tabii. Bilişim, Bilişim şu anda şu andaki e, korsanları kaptırıyor yani genelde. Veya %90, %90 diyebilirim. Net yüzde hatta yüzde %95 de diyebilirim. yüzde %95 veri ihlalleri bilişim ayağından kaynaklanıyor. Çünkü çok açık. Evet. E, bu konuda e, hacker'lar ciddi çalışmalar yapıyorlar. Yani bilgi günümüzde çok önemli, çok kıymetli veriler. Bunun üzerine hareket ediyorlar. Eee Tabii konuya değiniriz. Yani nasıl kırıyorlar, ne yapıyorlar? Bunlar çok detaylı bir konu. Mali bir program yapacağız. Evet, çok detaylı bir konu ve o zaman anlattığım zaman hakikaten ben bu eğitimler alırken de önce bir kendimi toparladım. Ben ne yapıyorum dedim? Kendi şifre ve parolalarımı değiştirmekle hemen meşgul olmaya başladım. Çok basit şifre ve parola kullanıyormuşuz. Çok Değil basit mi? yani. Onların yöntemlerini öğrendiğimde empati yaptım kendi kendime. Doğru, doğru. Şimdi burada biz e, veri ihlali meydana geldiği zaman sadece kişisel verileri koruma kurumuna bildirim yapmıyoruz. Bir kere Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunmamız gerekiyor. Hmm. Çünkü bu farklı bir suç. Evet. Şimdi ilk 72 saat e, önce biz e, ihlali tespit ettiysek veya ihlal anında müdahale ettiysek, onu görebiliyorsak, internet bağlantımızı keserek bir kere... E, eğer o anda veri aktarılıyorsa veya çalınıyorsa onu engel olmak. Sakin olmak, sakin düşünmek, gerekli ön tedbirler almak. Hemen e, sonra e, savcılığa suç duyurusunda bulunmak. Sonra e, verisi ihlal olan kişilere biz yine aydınlatma yapıyoruz. Bilgilendirme bazı şeylerde görüyorsunuz. Işte yemek sepetinde veya işte Mediamarkt'ta ya da diğer bazı çok bankalar, büyük e, popüler bankaların birçoğu veri ihlalleri meydana geldi ve üyelerine verisi ihlal olan kişilere mail atıyorlar. Ve bize şu mail adresine ulaşabilirsin. Bizim amacımız kişilerin size kolay ulaşabilirliğini sağlamak. Yani ihlal olan bir A şirketi olduğumuzu varsayalım. Biz ilgili kişilere mail atıyoruz. Verilerini verileriniz şunlar şunlar gitti veya bunlar bunları tespit ettik bunlar olmadı diye o kişilere mail atmış oluyoruz. Bu yaptığımız çalışmaları da o KVK kurumunun ön raporuna belirtiyoruz. Yani sizin niyetinize bakıyor kurum. Hmm. He, bu veriler çalınmış ama bu firma ne yapmış? Yani bir çaba sarf etmiş bu verileri korumak adına zamanında ve şu anda veriler çalınmış ilgili kişileri aydınlatıyor mu? Ona bakıyor. O zaman e, kuyruğu kaptırdık mıydı? Evet. Yapacağımız senaryo bir kere kimin verileri çalındı? Evet. A firmasının Çalışanlarının evet. büyük ölçüde. Hangi kategorik fazla veriler? Bunların gittiğini o firma çalışanlarımıza bildirimini yapıyoruz. Evet. Biz böyle böyle verilerimizi kaptırdık. Haberiniz olsun. İkincisi Cumhuriyet Savcılığına bir suç duyurusuna evet. başvuruyoruz. Ve olayın hikayesini betimliyoruz. Evet. Üçüncüsü e, verileri Koruma Kurumu'na bu bilgileri veriyoruz. Evet. Diyoruz ki biz e, bilgilerini çaldırdığımız... E, ...ilgili kişilere bu bildirimi yaptık. Cumhuriyet Savcılığı'nda suç duyurusunda bulunduk. Öğretilerimizi de ekliyoruz. Ve 72 saat içerisinde de size bunu bildiriyoruz. bildiriyoruz. Biz bu belirleri çaldırdık diyoruz. Evet. Sonrasında artık kurumun Sonra değerlendirmesi. Kurum, kurum, şirketin... E, ...o inisiyatif onda... ...dilerse evet. ihlale uğrayan şirket orada... ...işte sizin gördüğünüz yerde yayınlıyor. Dilerse yayınlamıyor. yayınlamadan hmm. şirketler de var. Hmm. E, yayınlıyor orada biraz subjektif olabilir. Evet, tabi. Yani onu bilemiyoruz yani onların usulü nedir evet. ama orada evet. yayınlıyor. Anladım. Yayınladığı zaman orada görüyorsunuz, okuyorsunuz. Yani hangi veriler alınmış, firma neler yapmış, özetliyor orada. Aradan geçen zaman içerisinde sizin evrakı belgelerinizi inceleme talebinde bulunuyor. Size 15 gün süre veriyor. Bu süre içerisinde onların istediği evrakı belgeleri siz kuruma ibraz etmek zorundasınız. İbraz etmezseniz işte kurum kararlarına uymamak e, orada Evet. Ee, işte evet. idari para cezası var. Yani hem aslında biz mağdur oluruz bir kere verilerimizi kaptırıyoruz. Çünkü korsanlar bunun karşısında evet. bilmem kaç bin dolar isteyenler de var. Çok yakınlarımızda da duyuyoruz. Tabii duyuyoruz tabii maalesef. evet. evet. Bunlarla ilgili güvenlik tedbirlerini alacağız. Evet. Ee, bununla ilgili ayrı bir program sözü de almış olayım ben evet. sizden. Bununla ilgili. Olur yapalım. yaparız. Çünkü işin en büyük ayağı burada gibi gözüküyor. Tabii bilişim çok önemli. Ee, ve bunun bildirimlerini yapacağız. Ee, ama aslında o kadar çok olay var ki yani kişisel veriler çok önemli tabii ki de. Ee, ama bir müşterim e, diyor ki e, bir hanım müşterim benim tahakkukumu eşime gönderin lütfen diyor. Eşim ödüyor diyor. Yanlış mı yapıyoruz? Şimdi e, adı üstünde kişisel veri yani kişiye ait veri. Ama karı eğer, da farklı kişiler eğer, e, sonuçta. Tabii ki karı koca farklı hususlar. Eğer hakikaten paylaştığımız e, şirketin ticari ünvanın ötesinde Karlılık durumu, banka bilgileri, özel nitelikli veri ya da kişisel veri ise bunu yapmamak gerekiyor tabii ki. Bu doğru değil. Ee, gerekli yazılı izinleri almak gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Belli bir güven ilişkisi içerisinde yapıyorsunuz siz tabii İyi niyetli olarak tabii yapıyorsunuz. Tabii ancak yani. e, bu eğer o e, karı koca arasında ilerleyen zaman içerisinde veya o aşamada bir sorun yaşanırsa siz de Zor durumda kalabilirsiniz. Zor kalabilirsiniz. Evet, kalabilirsiniz. Peki. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz bir saati açtık. Daha da konuşuruz aslında, ama daha izlenebilir e, tutmamız lazım. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa alayım. Son şunu söylemek istiyorum. Ee, şimdi kurum 15 gün içerisinde evrak ve belgeler istiyor dedik. Eğer biz uyum çalışmasını yapmadıysak o firma ile ilgili uyum çalışmasını yani kenara koyduğumuz verbise bildirmediğimiz mali müşavir için söylüyorum. O evraklarımızı alıp da 15 gün içerisinde kuruma teslim edemeyiz. Çünkü bu evrakları hazırlamak zaman alıyor. Özellikle de bu evrakların arasında bizim daha önceden bizde çalışan bir personelimizin olmadığını da varsayarsak, o personelle ilgili de bir sorun yaşadığımızı varsayarsak, o personel bizden ayrıldıktan sonra onun imzasını nasıl alıp yerine koyacağız? Hani verbise bildirmiyoruz Anladım. ama buradaki evrakta o kişinin imzası olması gerekiyor. O bakımdan uyum çalışmasının güncel zamanında yapılması, klasörlerin yerinde olması gerekiyor. Yani biz verbis sistemine e, o verileri girme zorunluluğumuz bulunmasa bile bu az önce bahsettiğimiz kötü senaryo diye. Yani ...bilgisayarımızın korsanlar tarafından ele evet. geçirilmesi... ...senaryosunda bile... ...aynı bu saydığınız cezaların muhatabı Tabii, olabiliriz. Olabiliriz. Çünkü kurum... ...şunu da istiyor sizden. Biz... ...bu teknik ve idari tedbirlerden... ...bahsederken... ...çalışanlara... ...farkındalık eğitimleri... ...zaten yöneticilere... ...o oluşturduğumuz komiteye eğitim veriyoruz. Farkındalık eğitimi... ...verdim mi diyor. Bu çalışan... ...bu bilgisayar başında oturan... Kişisel verilerle ilgili, veri güvenliğiyle ilgili diyor. Bilincinde mi bu işin diyor, bu eğitimi verdiniz mi diyor. Haziran listelerini, sınav sorularını, eğitimin görsellerini de biz... ...kurumun e, istediği evrakların arkasına ekliyoruz. Kağıt üzerinde bu eğitimi verdik de diyemiyoruz. Anladım, Bazı anladım. dokümanları desteklememiz gerekiyor. Yani çalışanlara da bu eğitimi verdik. Buna rağmen veri ihlali oldu. Tabii ki biz... Orada veri sorumlusunu, cezai durum oluşmasın. Biz bu çalışmayı niye yapıyoruz? E bu cezaları veri sorumlusu yemesin diye yapıyoruz. Evet. İşimizi doğru, düzgün ve zamanında yapmamız gerekiyor. Evet. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. verdiğiniz Çok teşekkür bilgiler ederim. Için. Ee, epey aydınlatıcı oldu. Çok evet. sağ olun. Evet değerli dostlar güzel güzel sohbet ettik. Gerçi son verdiği örnekler her ne kadar kötü tablo olsa bile... İşin gerçeği aslında e, bu bir şey gibi Angari gibi gözüküyor olsa bile aslında bu işe eğilen e, meslektaşlarımız olursa çok güzel paralar da kazanabilir çünkü kaç tane e, kanunu içinde barındırıyor o kanunun hepsi biz e, hakimiz arkadaşlar biz de bu işin üstesinden gelebiliriz hatta e, bu işte iyi para da olduğunu düşünüyorum aslında bu konuyla ilgili profesyonel e, eğitim alıp e, kendimizi geliştirip e, işletmelerimizden e, maddi e, kazançlar da sağlayabiliriz. E, tabii kişisel verileri, e, kişisel haklar çok önemli. Kişisel verileri başkasının verilerini korumaktan bahsediyoruz aslında evet. ama e, başka bir anlamda da sosyal medyada kendi kişisel verilerimizi çok da güzel deşifre ediyoruz. Sabah ne yediğimizi, öğlen ne yediğimizi, akşam ne yediğimizi, üç öğün yediğimizi e, çok güzel paylaşıyoruz. Duygusal anlarımızı paylaşıyoruz. Duygusal ruh halimizi 7-24 herkes birbirinin biliyor. Nerede tatil yaptığını, nerede yaşadığını, nerede çalıştığını, herkes nerede gezdiğini, nelerden hoşlandığını kendimiz kendi elimizle veriyoruz. Umarım kişisel verileri koruma kanunu bizim kendimizden de korur. Kendi bilgilerimizi kendimiz de şifre ediyoruz demiş olalım. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.